Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda İsra Suresi 78-84. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada da nice önemli mesajları bize bildirmekte ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitap ederek şöyle buyurmakta: اَقِمِ السَّلَاةِ Namazı ikame et. لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَا غَسَقِ اللَّيْلِ Güneşin zevale meylinden gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazını doğru düzgün bir şekilde kıl. Ve Kur'anel fecr ve özellikle sabah vaktinde kıraata dikkat et. Sabah vaktinde sabah namazını kıl ve onun kıraatına dikkat et. İnne Kur'anel fecri kâne meşhûden. Fecirdeki kıraat sabah namazındaki o okuma meşhuttur. Yani melekler tarafından da, görevli melekler tarafından izlenen, görülen bir durumdur. Değerli izleyenlerim, burada üç vakte işaret ediliyor. Bunlardan Dülûkü'ş-Şems, güneşin zevali, öğle ikindiyi içine alan bir vakittir. Diğeri de Gasagı'l-Leyl, gecenin karanlığı, akşam ve yatsıyı ifade ediyor. Ve üçüncü olarak da Kur'anel fecr, sabah namazı. Ve sabah namazına hassaten dikkat çekiliyor. Ve sabah namazının kıraatına, Kur'anel fecr, fecirde Kur'an okumak, fecir kıraatı, yani sabah namazının kıraatına dikkat çekiliyor. Malum kıraat namazın rükünlerinden birisidir. Ve namazda biz Kur'an ayetlerinden okuyoruz. Özellikle sabah namazında biraz daha fazla okumak. Halkımız genelde işte namaz sureleri tabir edilen Elem tera keyfe faale rabbuke bi ashabil fil, oradan Kul euzu bi rabbin nas suresine doğru 10 sure, kısa sureler, genelde namazlarında bunları okurlar. Hafız olanlarımız vardır, onlar Kur'an'dan diledikleri yerden okurlar. Ama büyük bir ekseriyet daha çok namaz surelerini ezbere bilir ve bunları okurlar. Ama bir sabah namazını Elem tera keyfe li ilafi Kureyş gibi kısa surelerle geçiştirmek tabiri caizse uygun değildir. Ve sabah namazında daha böyle uzun okumak, hiç olmazsa Kur'an'dan bir sayfa olacak şekilde öyle bir ölçüyle okumaya çalışmak daha güzeldir. Ayet-i kerime ve Kur'anel fecr, fecir kıraatı, sabah namazının kıraatı demek suretiyle buna dikkat çekiyor. Ve bunun sebebi de anlatılıyor. İnne Kur'anel fecri kâne meşhûde. Yani fecirdeki bu kıraat meşhuttur. Yani görülür, gözlemlenir. Bununla alakalı genelde tefsirlerde şu rivayete yer veriliyor. İnsanla ilgili melekler ikindi namazında ve sabah namazında bir araya geliyorlar. Yani gündüz melekleri, gece melekleri adeta devir teslimleri oluyor. Sabah namazında da beraberce bulunuyorlar. Böyle olunca o kimsenin sabah namazına kalkması, Kur'an'dan gayet güzel bir şekilde okunması daha böyle göz dolduran bir durum oluyor. Kaldı ki sabah namazı aynı zamanda güne bir başlangıçtır. Güne iyi bir başlangıçla başlamak, sabah vaktinde kalkmak, namazı vaktinde kılmak ve Kur'an-ı Kerim'i biraz daha fazla okumak sabah ezanında, namazında, bu önemli bir durum. Ve bu önemli ayrıntıya Kur'an-ı Kerim bu şekilde yer vermiş. وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ Ve geceden de sana has bir şekilde nafile olarak, doğrudan bir farz değil ama senin için bir nevi farz hükmünde teheccüdde bulun. Buna kısaca teheccüd namazı deniyor. Ümmet için farz değildir ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ayet-i kerimede doğrudan bir emir var. Peygamberimiz gece yarısından sonraki bir vakitte kalkıyor. Sabah namazına kalkar gibi kalkıyor ve gecenin o vaktinde namazını kılıyor. 2 rekat, bazı rivayetlerde 6 rekat, duruma göre değişebilir. O şekilde namaz kılıyor. Demek ki burada Peygamberimizin gece hayatının bir nevi tanzimi var.
Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün insanların en üstünü, bütün peygamberlerin en üstünü, vazife büyük olunca ona göre yapacağı görevler de daha büyük oluyor. Ümmeti için farz olmayan bir şey Peygamberimiz için adeta farz hükmünde olabiliyor. Asa en yeb'atheke rabbuke makamen mahmuda, ola ki Rabbin seni bir makamu mahmuda ulaştırır. Burada makamu mahmud Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından şefaat-i kübra makamı olarak açıklanmış. Yani en büyük şefaat makamı. Ve velesevfe yu'tike rabbuke feterda, Rabbin sana verecek, sen de razı olacaksın. Bu da yine benzeri bir şekilde açıklanıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geldiğinde ümmeti yani ümmetim dediği gibi diğer alemde peygamberler bile kendileriyle alakalı düşünürlerken yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetim diyecek ve ümmetinin büyük günahları olan kimselerine bile şefaati olabilecek. Makam-ı Mahmud yani methedilmiş bir makam, yüksek bir makam gibi bir mana ifade ediyor ve bu şefaat makamı şeklinde açıklanmış. Ve bu da Peygamberimize verilen bir yetki, Peygamberimizin hasaisinden, ona has durumlarından birisi. İşari yönden de belki şöyle düşünülebilir. Ümmetinden olan fertler, bunlar da teheccüde dikkat ederlerse, o vakitte kalkar, ibadetlerini yaparlarsa, Allah onları da diğer insanlara göre daha seçkin bir konuma getirecektir. Nitekim Kur'an'ın bir başka yerinde ümmetinden bir taife de seninle beraberdir. Bu mealde bir ifade ümmetinden de teheccüde kalkanlar olduğunu, olacağını bildiriyor. Ve bu şekilde olanlar gecenin o uykunun tatlı olduğu ve uyanmanın nefse zor geldiği döneminde kalkarlar ve ve bil esharuhum yestağfirun ayet-i kerimesinde ifade edildiği üzere onlar seherlerde istiğfar ederler. Kânu galîlen minelleyli mâ yahcaûn. Onlar gecede az uyurlar. Ve bil esharuhum yestağfirun. Ve seherlerde de istiğfar ederler. Geceleri bu şekilde bunlar iyi değerlendirirler. Ve bu iyi değerlendirmenin neticesinde Allah onları da bir makam-ı mahmuda yani mete layık güzel bir makama Allah onları da ulaştırır. وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ ve şöyle dua et, de ki ya Rabbi beni sıdk ile girdir ve اَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ ve sıdk ile beni çıkar وَجْعَلِّ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ve kendi katından bana bir yardımcı bir kuvvet nasip et. Burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ya Rabbi beni sıdk ile girdir, sıdk ile çıkar şeklindeki duası buna işaret ediliyor ve böyle dua etmesi Peygamberimize bildiriliyor. Acaba nereye girilecek, nereden çıkılacak? Mesela kabre girmek, kabre sıdk ile girmek ve sıdk ile oradan çıkmak bu manada düşünülebilir. Bu manada zaten açıklanmıştır. Öte yandan evvelinde teheccüden bahis vardır. Teheccüd namazından sonra yeni bir güne başlanacaktır. Ve yeni bir güne dosdoğru girmek ve dosdoğru bir şekilde o günden çıkmak. Bu anlamda da değerlendirilebilir. Ve müfessirler ifadenin genelliğine bakarak şöyle demişlerdir. Ayetin manası şu. Ya Rabbi girmiş olduğum her bir şeye, her bir hale sıdk ile beni girdir ve sıdk ile beni çıkar. Dosdoğru gireyim, dosdoğru çıkayım. Alnımın akıyla çıkayım. İşte bu gerçekten çok güzel bir dua. Her gün her birimiz güne girdiğimizde adeta yeni bir dünyaya girmiş oluyoruz. O güne dosdoğru girmek ve o günden dosdoğru çıkmak çok büyük bir masariyettir. Öte yandan yeni bir işe diyelim giriyoruz. Dosdoğru o işe başlamak, dosdoğru o işten alnımızın akıyla çıkmak çok güzel bir masariyettir. İleride kabre gireceğiz. Dosdoğru bir şekilde girebilmek, dosdoğru oradan çıkabilmek güzel bir şeydir. Bu anlamda bu dua bizlerin de yapması gereken çok güzel dualardan birisidir.
ve Allah'tan yardım istemek. Ve cealli milledünke sultanen nasira, kendi katından yardımcı bir kuvvet bana nasip et. Kur'an-ı Kerim bize en güzel adabı, muaşereti, Allah'a karşı yapmamız gereken duaları da öğretiyor ve en güzel esasları bize bildiriyor. Ve mesela Hazreti Şuayb Aleyhisselam ve ma tevfik illa billah diyor. Yani benim muvaffak olmam ancak Allah'ın yardımıyladır. Bu genel bir prensiptir aslında. Her bir insanın muvaffak olması Allah'ın yardımıyladır. Peygamberler bunun farkındadır. Hazreti Süleyman gibi büyük bir saltanatı olan bir peygamber ne zaman bir nimete, başarıya mazhar olsa هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّمْ, bu Rabbimin bana bir ihsanıdır demektedir. Demek ki bizler bütün başarılarımızı Allah'tan bileceğiz ve o başarılara ulaşmak için de Allah'a dua edeceğiz. Ve وَجْعَلِّ مِلَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, kendi katından ya Rabbi bana bir kuvvet, bir güç nasip et, bu anlamda dua edeceğiz. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, ve de ki hak geldi, batıl kaybolup gitti. اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا, ve şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Hak ve batıl birbirine mukabil iki kavram. Hak gerçeği ifade ediyor, batıl ise boş şeyleri ifade ediyor. Mesela Allah'a iman, İslam, bunlar haktır. Ama bunun mukabilinde olan inkar, küfür, batıl dinler, bunlar da batıldır, boşunadır. Ve hak ve batıl gece ve gündüz gibi birbirine zıttır. Evet, gece her taraf karanlıkla doluyor, bu bir vaka. Ama gecenin ömrü güneş doğuncaya kadardır. Güneş doğduktan sonra artık gece yoktur. Batıl da bunun gibi. Yani batılın kuvvetli bir vücudu yok. Hakkın olmayışından var görülüyor. Ama hak geldiğinde batıl pılı pırtısını toplayıp gitmeye mahkumdur. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 14 asır öncesinde müşrik bir topluma geldiğinde o müşrik toplum kuvvetli gibiydi. Ama İslam'ın nuru topluma sirayet ettikçe o şirk tümüyle oralardan temizlendi ve oralar manen pırıl pırıl tertemiz bir hale geldi. İslam nuruyla nurlandı. Öyle ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çıkmak zorunda kaldığı Mekke'ye 8 yıl sonra muzaffer bir komutan olarak döndüğünde daha önce putlarla dolu olan Kabe'ye de girdi. Elinde bir asa ve o asayla orada 360 tane putun her birine Ce'el hakku ve zehagal batıl bu ayeti okuyarak dokundu ve dokunmasıyla o putlar devrildiler ve batıl bu şekilde Peygamberimiz döneminde en büyük bir mağlubiyeti tatmış oldu. İşte hak ve batıl mücadelesi yine şu anda da devam etmektedir. Kıyamete kadar da devam edecektir. Ama batıl her ne kadar zaman zaman galip gibi görülse de bu suyun üzerindeki bir köpük misalidir. Veya gece vaktinin karanlığı misalidir. Hak geldiğinde gündüzün aydınlığı misali her tarafı kuşatacaktır. Ve o suların hedefe varması misali, köpükler sönüp gidecek ama sular hedefine varacaktır. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, biz Kur'an'dan inananlara bir şifa ve bir rahmet indiririz. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا خَسَارًا, zalimlerin ise ancak hüsranını, zararını artırırız. Burada gerçekten Kur'an-ı Kerim'in bir şifa ve rahmet olduğuna dikkat çekiliyor. Ve inen Kur'an-ı Kerim'in zalimlerin hüsranını artıracağına yine dikkat çekiliyor. O Kur'an-ı Kerim zalimlerin ancak hüsranını artırır. Kur'an-ı Kerim hakikatte bir şifa ve rahmet, ama şifa ve rahmet olan Kur'an kafirler zalimlerle alakalı rahmet olmuyor, şifa olmuyor. Onların hüsranını artırıyor. Bunu şöyle anlayabiliriz. Mesela yağmur rahmettir ama yağmur kokuşmaya meyletmiş olan maddelere indiğinde
onlara faydası olmaz. Onların kokuşmasını daha da artırır. Öte yandan güneş ne kadar büyük bir nimettir. Ama güneş böyle hayata kabiliyeti olanlara hayat vermeye vesile olur. Diğer taraftan böyle kokuşmuş olan maddelere güneş isabet ettiğinde onların kokuşmasını daha da artırır. Demek ki Kur'an-ı Kerim bir şifa ve rahmet, ama zalim olanlar onun şifa ve rahmet olmasından istifade edemiyorlar. Kur'an-ı Kerim'in şifa olması acaba hangi yöndedir? Bu belki müstakilen uzun uzun anlatılabilecek bir konu. Ben kısaca bazı yönlerine temas etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim bizlerin psikolojik rahatsızlıkları için bir şifadır. Mesela bir insan vücudunda diyelim ağırlık hissediyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden özellikle bazı şifa ayetleri o insana okunduğunda o insan rahatlar ve gerçekten bir huzura kavuşma hisseder. Bu doğru. Ama asıl meseleyi belki şöyle anlamak gerekir. Küfür, inkar bunlar birer hastalıktır. İnsan Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda inkardan kurtulur. Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda şüphelerden, tereddütlerden kurtulur. Mesela Kur'an-ı Kerim Allah her şeye kadirdir diye bize bildiriyor. Bu o kadar bir şifa ki Allah ölümü öldürmeye de kadirdir. Toprak haline gelen bizleri tekrar diriltmeye de kadirdir. Bakın bu da bir şifadır. İnsanı rahatlatan bir durumdur. Ve Kur'an-ı Kerim bütün hayır Allah'ın elindedir. Bize bunu bildiriyor. Biyedihil hayır. Bütün hayır Allah'ın elinde. Bu da çok büyük bir şifa. Bütün hayır Allah'ın elinde olduğuna göre Allah'tan istemek ve başka şeylere müracaat etmekten kurtulmak. Bu da insanı yine rahatlatan bir durumdur. Demek ki Kur'an-ı Kerim daima bize bir şifa, daima bir rahmet. Her bir ayeti, Kur'an'ın her bir ayeti bizi bir şifaya, bir rahmete kavuşturuyor. Ve izâ en'amnâ alel insâni e'râda ve ne'â bicânibih. Biz insana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve şöyle yanını döner. Ve izâ messehu şerru kâne ye'ûse, ama bir şer ona dokunduğunda ise o insan o zaman yeis içinde kalır, ümitsizlik içinde kalır. Gul küllün ya'melu ala şakileti, de ki herkes kendi durumuna göre hareket eder. Rabbukum a'lemu bimen huve ehda sebile, Rabbiniz kimin daha doğru yolda olduğunu en iyi bilendir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i iyi bir şekilde anlamayı ve ona göre yaşamayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler ve geceler diliyorum.